Bu meseleden çıkmak istiyorum. CHP'de tüzük kurultayı vardı. Şimdi şöyle. Efendim bu arada 28 madde içeren tüzük kurultayında oy çokluğuyla 28 madde içeren tüzük oy çokluğuyla kabul edildi. Şu an son dakika bilgisi olarak da ekranlarınızda görüyorsunuz. Ben de sesli olarak bir kez daha dinlendireyim. CHP'de tüzük değişikliği 28 madde içeren tüzük oy çokluğuyla kabul edilerek oy gerçekleşti. Teknik detayları bilmiyorum. Bu önemli ama. O oranları ne kadar hemen e, öğreniriz. Bizim Orada muhabir arkadaşımız var. Için. Altan Sancar burada hemen içeriden bilgi alır ve doğru bilgileri bizimle paylaşır. Biz şimdi tüzük kurultayındaki teknik detayları değil, kurultaydan yansıyanları konuşacağız. Oh. Kıymetli konuklarım, CHP kurultayına dair program akışında ayırdığım süre 45 dakika. Peki hangi başlıkları konuşacağız? Kurultaydan yansıyanlara dair. Şimdi bir. Kemal Bey'in kurultaya gelmemesi önemli bir başlık. Sorular bu. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Koltuğu boş. Ee, Kemal Bey'in koltuğunda kim otu, e, oturmuştu? Tuğba. Selin Sayıkböke. Selin Sayıkböke oturmuştu. O, o, onunla ilgili bir fotoğraf yok. E, sonrasında... E, Sayın Özgür Özel'in açıklamaları, bu açıklamalar kime soracağım. Ve tabii ki Mansur Yavaş seçim startını verdi mi? CHP ile ilgili konuşacaklarımız bu çerçevede olacak bu turda. Şimdi hemen bilgileri ben paylaşayım, sorulardan başlayayım. Serkan Bey, ha, Altan bu turda senden başlarım CHP'den. İçeriden de son bilgileri al sen. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay salonuna eski genel başkanlar Altan Öğmen, Murat Karayalçı ve Hikmet Çetin'le birlikte geldi. Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayına katılmadı. Bu kurultaydan yansıyanlardan en önemlilerinden bir tanesiydi. Şimdi Özel'in sözü Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel biraz sert açıklamalarda bulundu. Partimiz 2018, 2019, 2023 seçimlerine ittifakla gitti. 2024 seçimlerini de ittifaksız kazanamayacağımızı düşünenler, Çoktu diyor Özgür Özel. İttifak olmazsa felaket geliyor dediler. Sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermedik. Olmayacak tekliflere evet demedik diyor. Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar orada kalsınlar. O hatalar bir daha yapılmayacak. Bir daha onlar bu partide görev Almayacaklar diyor Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel'in bu açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'na diye yorumlandı. Altan, Özgür ve kimi kastediyor burada? Madem öyle neden hala e, bir daha partide e, rol alamayacaklar? İşte öyle olmayacak <laughs> biz öyle yapmadık böyle olmadı diyor. Bir taraftan parçalı görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasın biz birlik beraberlik Fotoğrafları verelim. Bizde böyle şeyler yoktur. Bize algı yapıyorlar derken Özgür Bey böyle çıkışlar yapıyor. Burada bir çelişki yok mu? Ve Kemal Bey neden gelmedi kurultaya? Hadi başla bakalım bildiklerini şöyle anlatmaya. İçeriden özel kulislerini de alalım. Şimdi Kemal Bey'i aradım bugün, mesaj dağıttım, cevap vermedi. Muhtemelen çok sayıda meslektaşımız da aramıştır. Hani bir polemiğin konusu olmak istemiyor belki de. Ama şöyle bir durum var. Kemal Bey ya yarın ya da öbür gün bu hafta içerisinde bir yazı yayınlayacakmış. Ee, iki yerden birinde henüz yer netleşmemiş ama yazı hazır. Hatta duyduğuma göre yazı böyle bir açıklama geleceğini tahmin ederek yazılmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama duyduğum bilgi bu. Ee, Kemal Bey'in ne, neden katılmadığını sordum ben Şimdi Kemal Bey'e yakın bir gazeteci var Gökhan Özbek. Ee, hatta bir paylaşım da yapmış. O paylaşımdan önce de bana bir mesaj atmıştı. Ama paylaşımını okuyayım. Kemal Bey ile ilgili diyor ki gece geç saatlerde, dün gece geç saatlerde tüzüğün son hali Kemal Bey'in eline geçti. Bu, bu doğru değil demeye getiriyor aslında Gökhan Bey. Diyor ki doğal olarak tüzüğe karşı eleştirisi ya da yorumu olacak bir inceleme zamanı kalmadı diyor. 450'ye aşkın delege kendisini ziyaret etmiş Gökhan Özbey'in yazdığı noktada. Diyor ki belediye başkanı ve milletvekilleriyle ülke sorunları ve tırnak içerisinde söylüyoruz. işte saray rejimi üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bu da her partinin asli sorumluluğudur diyor. Yani geç katılmama sebebi olarak da şöyle bir ifade var onu da söylemiş olayım. Hemen şurada bir bilgi vardı onu da söylemiş olayım. Delegelerin özgür ve hür iradesiyle tüzük değişikliğinin geçmesini istediğinden katılmamıştır biçiminde. Tabii e, bu e, gelen nokta ama Kemal Bey'in davet edilmiş bütün eski genel başkanlar orada niye katılmadı? E, muhtemelen hala o kurultay sürecinden taşıdığı kırgınlıktan dolayı ya da hmm. hala genel başkan olarak orada olmak isterken olamamasından dolayı açık söylemek gerekirse neden bunu diyorum? E, <laughs> şimdi tüzük sordunuz ya hani <laughs> nasıl bir oy oranıyla geçti diye e, mesela. Tartışılan konulardan biri bu işte üyelikte düzenlemeler yapılacak konu 36 redde karşı 830 kabul oyuyla geçmiş. Önemli bir diğer tartışma konusu bu ön seçim meselesi evet. yine bine yakın kabul oyuyla geçmiş. Yani katılan delegelerin neredeyse tamamına yakını genel merkez tarafından, işte tüzük komisyonda oy birliğiyle kabul edilen... 1300 delege yok muydu? Efendim? 1300. 1300 civarında delege var tabii. Neden 1300? İşte bir, her 600 milletvekili var. Onun iki katı kadar illere dağıtılan delege sayısı var. Ve... Rakamları tekrar paylaşıyor <laughs> mısın? Kaç oyla geçmiş? Mesela işte üye... Bir madde diyor çünkü 28 <laughs> maddenin tamamı yok altında. Yok bir saniye <laughs> söylüyorum. Şimdi gelen mesajlar var, onları evet. söyleyeceğim. Hani Bir iki örnek tartışmalı maddeleri evet. söylüyorum. Çünkü geri kalan maddelerde zaten bir itiraz yok. Esas bir, birkaç Ön madde seçim tartışmalı. Meselesi. Ön seçim meselesi söylediğim gibi bine yakın kabul oyla geçiyor. Yani bu aradaki fark işte ee, öyle nasıl diyeyim, parti için muhalefetin dillendirdiği gibi olmuyor. Hmm, yani Tamam. Evet. Orada bir durum var. Örneğin... Üyeliğin yeniden düzenlenmesine ilişkin konuda 830 kabul oyuna karşı 36 redd oyu var. Böyle bir tablo ile karşı karşıya. Şimdi tamam. bunun önemli bir noktası şu. E, hatta bir arkadaş mesaj atıyor. Genel merkezin ezici bir üstünlüğüyle sonuçlandı diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir isim. Diyor ki genel merkezin ezici bir üstünlüğüyle sonuçlandı. O zaman sonuçlandı. Özgür Bey'in bu söyledikleri Kemal Bey'e mi? Elbette ki Kemal Bey. Ama Peki. sadece Kemal Bey'e değil. Neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyuyor? Çünkü parti tabanı, bakın burada o oh, e, noktada sadece Kemal Bey'i kastedersek doğru olmuyor. Kemal Bey'in bir kurma ekibi vardı seçim döneminde. Hep o unutuluyor. Hep o dışarıda bırakılıyor. O kurma ekibi hep sanki bütün mevzu sadece Kemal Bey'deymiş gibi. Evet bir lider partisinden alınan kararlardan sorumludur. Hı. Ama Kemal Bey'in bir kurma ekibi vardı. Bu kurma ekibi zaman zaman dönüp bize diyordu ki işte bizim liderimiz partimizin genel başkanı cumhurbaşkanı olacak biz de onun bakanları olacağız. Bu yüzden de milletvekili adayı olmayacağız diyorlardı. Yarısından fazlası milletvekili adayı oldu. Sadece Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyor. O kurma ekibinin de bir bölümünü kastediyor. Diyor ki siz partiyi bir hataya sürüklediniz. İttifak böyle yapılmaz. Al sana 5 milletvekili, al sana 8 milletvekili. Ama o zaman Sen Özgür de bana oy ver. De... Ver. Orada değil miydi? Ya elbette ki oradaydı. <laughs> yani Zaten... önemli pozisyonu Tabii. değil mi? Hiç miydi? itiraf etmedi. Yok. Şimdi hani çoğunluğu hani siz, çoğunluğu siz hatayı vermedi. sürüklediniz derken Özgür Bey sonradan dahil olmuş gibi. Ama şunu atlamayalım. Özgür Özel MYK'da ve parti meclisinde değildi. Yani, Başkan vekili hani... edeceğim. Partide önemli evet. bir konumda. Hayır hayır şu açıdan söylüyorum. Parti meclisinde adaylar tartışılırken, ben çünkü 9 Nisan gecesini hiç unutmam, 24 saate yakın CHP Genel Merkezi'nde kaldım. Otoparka girip çıkan ittifak ortaklarının araçlarını hatırlıyorum ben. Gecenin bir yarısında. Bir parti gelip 8 olmaz 10 olsun, bir parti gelip 1 olmaz 3 olsun, 5 Şimdi olsun diye. burada Altan Acayip bir pazarlık ortamı yaratıldı Ben oradan. bugün Özgür Bey'in konuşmasını dinledim. Özgür Bey'in konuşmasında Cansu belli noktaları e, not almış. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e ilişkin e, şeyi yorumladık. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Salı günü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda ağırlayacağız. Ve bu konuları kendisiyle konuşacağız. Onu bir, bu salı. Bu salı. Dolayısıyla bunları soracağız. Burada Kemal Bey e ilişkin mesajları tamam. Ancak burada Özgür Özel Bey parti içerisine ve parti medyasına, parti sivil toplum örgütlerine de çok sert mesajlar verdi. Sadece Kemal Bey değil. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kaynıyor. Niye kaynıyor? Kaynamıyor ya. Şimdi Ekrem İmamoğlu, bir dakika. Şimdi Ekrem İmamoğlu Bey, Cumhurbaşkanı ile ilgili çalışıyor. E tam Mansur Bey de çalışıyor. Mansur Bey de ona geleceğim. Mansur Bey de bu hafta Sivas'a gitti. Sivas'ta hem AK Partili bir belediye, CHP'li belediye, ticari odasını, sanayi odasını ziyaret etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece Kemal Bey'e bir mesaj verdi dersek yanılırız. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zaten dörtlü de. bir yapı var. Altılı masa dörtlü masaya indi. Kemal Bey, Özgür Bey, Ekrem Bey ve Mansur Bey. Şu anda, anda kendi içerisinde ekipleşmeler var. Bu kongre önemliydi. Burada Özgür Bey bir ifadesi var. Dedi ki kendisini destekleyen medyaya, trollere ya da dedi ki bazı yandaş bizim bizi destekleyen troll hesaplar şunu bilsin. Bu partinin bir lideri var. Bu partinin teşkilatları var dedi. Dolayısıyla da Özgür Bey'i eleştirenler var. Peki Özgür Özel'i kimler eleştiriyor? Siz bitirin. Ben nereye getireceğinizi Şimdi, biliyorum. Kimler Siz eleştiriyor? Bitirin, şey Şimdi Ekrem Bey İtirazın bir taraftan varsa bir taraftan Ekrem Bey şöyle düşünüyor. Özgür Bey normalleşirse siyasetten alan açılır diyerek Özgür Bey üzerinde bir vesayet oluşturmaya çalışıyor. Ama Ekrem Bey göz bebeğimizdir diyor bugün Özgür Bey. Şimdi bugün alkış Özgür Bey'le ilgili bir şey söyleyeyim size. Bakın bir kulis bilgisi. Ekrem Bey diyor ki Özgür Bey'e Tayfun Kahraman ve Can Atalay meselesini gündeme getirdiğiniz kadar bizim mahkemeyle ilgili konuyu gündeme getirmiyorsunuz sisteminde bulunuyor. Bakın kulis bilgisi. Peki Tayfun Kahraman'ın Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı şimdi, olmasından dolayı dolayısıyla bu kulis da, bilgisinin şimdi, doğru olmama ihtimali var. Ya. Şunu söylüyor. Bak o hadise şu. Çok net doğru. Ekrem Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden süreçte bu mahkeme kararını kendisi için henüz netleşmedi bir engel olarak görüyor. Ya biz bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Siyaset ya, orası, meşru yoldan yapılır. Şimdi, şimdi Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok enteresan kavgalar, kutuplaşmalar var. Mansur Bey, mesela ben size bir şey söyleyeyim. Fransa'yı ziyaretinde bir resim vardı. Fransa'da uçakla gitti Ekrem Bey. Orada görüntü verdi. Mansur Bey'e yakın bir hesap da dedi ki Fransa'da maç izlemek yerine Atatürk Orman Çiftliği'nde maç izleyen bir Mansur yavaş var dedi. Halkın o görüntüleri Paylaştılar. Dedi. Tartıştık evet. burada evet. Ve Ekrem Bey de aramış Mansur Bey'e. Ekibindekilere sahip çık. Dolayısıyla öyle değil. O tam tersi. Şimdi tersiyle. hadise tamam, senin şu. Çok Bakın, geçti. evet detay Şunu şöyle bir çalışıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi anlamda bir iç kargaşa var. Kaos var. Bunu bizim bir görmemiz lazım. Yapmayın İyi, Sinan Bey. Evet <laughs> bunu da Şimdi görüyoruz. Şimdi tamam bir saniyenizi alacağım. Evet. Birkaç dakikanızı alacağım. Buyurun. İşte Sadece mesela Çok Sinan Özgür Burhan mesela. ve Öz Öz Sinan Öz Burhan gibi düşünenler Öz CHP'de bir kaos var bunu görmemiz lazım derken Şimdi, Özgür Bey neden böyle bir çıkışta bulunuyor? Ha. Sadece 3 dakikam var kesin reklama gitmem lazım. 3 dakikada çok, çok hızlı söyleyeyim atan. mi? Bir, parti için muhalefetin bugünkü tüzük kurultayıyla birlikte Özgür Özel'i koltuktan indiririz, şunu yaparız, bunu yaparız umutları bitti. Artık hmm. bitti. Hani biz yeniden Kemal Bey'i getiririz diye düşünenler varsa... Zaten Kemal Bey'in böyle bir açıklaması olmadı ben ki. Ben Kemal Bey için söylemiyorum. Parti için muhalefetin böyle bir arzusu vardı. Mefti artık bu umut. Böyle bir umut yok artık. Bu kadar net konuşuyorum. Tamam. Yani Kadın Kolları Kongresinden anlamadıkları için bir de Tüzük Kurultayında yaşamış oldular. Ee, ve böyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Ve Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir saniye veriniz evet. alayım. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle bir nokta vardır. Deniz Baykal görev görevden gittikten sonra o kaset kumpasıyla. Kemal Bey geldikten sonra bir grup toplanırken Deniz Baykal'a gidiyor ve diyor ki Deniz Bey geri dönün. Kemal Bey yönetemiyor diyor. Bu diyor ki burası Cumhuriyet Halk Partisi. 4 seneden önce genel başkan değiştirilmez. Öyle bir cümle kuruyor. Şimdi burada tüzük bana Bir saniye, bir saniye evet. bitireceğim. 2. Şimdi diyorsunuz ya AK Parti şey Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gruplaşmalar var, şu var, bu var diye. Yok mu? Şimdi bakın başka bir noktadan. Adaylık yok mu? Adaylık velev ki Ekrem Bey de aday çıktı, Mansur Bey aday çıktı. Atıyorum velev değil çıktı. yani böyle bir düşünce yok mu? Sürgi ya Altan. bakın olması ayrı bir şey. Bunu bir kavgaymış, bunu bir işte bir dö herkes birbirinin boğazına çökmüş gibi göstermenin başka bir sebebi var. Onun sebebi ne biliyor musunuz? Hemen alalım Anket Sonuçları. Reklamama. Anket sonuçları gerçeği gösteriyor. Ve ne gösteriyor? De... Anket sonuçları, bakın Hakan Bayrakçı'nın da anketi var, diğer anketler de var. Elde başka umut kalmadı, CHP birbirini boğmak zorunda ki iktidar açısından CHP birbirini boğmak zorunda ki bu anket sonuçları aşağı gelsin. Bugün Özgür Özel de Ekrem Bey göz dedi Mansur Bey de benzerini söyledi ben ceza alınırsa ilk itiraz edecek en yüksek itiraz edecek ben de dedi ha CHP içerisinde tartışma yok mu fazlasıyla var. Keşke her partinin içerisinde böyle tartışma şey CHP parti binalarında şu an memleket meseleleri konuşuluyor mudur? Peki son cümle bu soruyu dönüşte bir cevaplayalım. Yani. Kısa bir araya gidiyoruz. Serkan Topel'in sorusunu ee, Altan Sancar de cevaplayacak. De şeyler var. Çok fazla konuşulacak şey var canım. Çok kısa bir ara aranlardan TV ekranlarında buluşacağız.